hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir, her şey yolundadır. Bugün sizlerle bebeğin ilk alışverişi hakkında konuşacağız. Ben tabii duramadım, bazı küçük şeyler aldım. O yüzden onları da hemen size paylaşmak istiyorum. Bir önceki videoda da söylemiştim paylaşacağımı. Şimdi bugün gelin bakalım neler almışız. Umarım içlerinde sizin de işinize yarayabilecek şeyler olur. Öncelikle hepsini bir çantanın içerisine koyup getirdim. Şimdi size ilk olarak o çantayı göstereceğim. Oy! Evet, çantamız bu şekilde. Bu aslında böyle bir şey yoktu. Şöyle, bu bebek çantası, yani anne bebek çantası aslında. Ben çok uzun zamandır işte Trendyol'da ya da böyle markalarda falan çantalara bakıyorum. Bir türlü istediğim gibi bulamıyorum. Çünkü bir şey böyle popüler olduğu zaman her yerde aynı şeyi görüyorsunuz. Ben de çok o tarz durumlardan hoşlanmıyorum. Herkesin üstünde olan şeyleri giymekten çok hoşlanmadığım gibi. Bebek çantası olarak da herkeste gördüğüm çantaları olmasını istemedim. Fakat herkeste gördüğüm çantaların olmasını istemedim ama en yakın arkadaşımda olan çantayı aldım. Kendisi artık beni affetsin burada. Ama şöyle, hani zaten aramızda 6 ay var. O da benden 6 ay daha, yani o doğum yapmak üzere, öyle söyleyeyim aslında. Son haftaları. Böyle bir bebek çantası almış kendisine. Hani online'dan görünce bu aldığını, bana fotoğrafını gösterince dedim ki ben de almak istiyorum. Ama online'da kalmamıştı. Bu arada bu çanta Zara, markasını söylemedim, Zara'dan. Zara'da böyle bir çanta bulduğuma çok şaşırdım falan deyip hani bir çantayı gösterdi. Ben de dedim çok beğendim, ben de istiyorum. Ve indirim reyonundan yani. Ama baktık online'da kalmamış. Bir tek Vadi İstanbul'da, bir de Palladium'da gösteriyor ama son adetler falan diyor. Bizim de geçtiğimiz hafta Göktürk'te bir işimiz vardı. Göktürk'e gitmişken dedim ki Vadi İstanbul'a uğrayalım. Artık hani bebeğin şansına olur mu olmaz mı bilmiyorum. Bu çantadan son bir adet vardı, depodan benim için getirdiler. O yüzden kısmetimizde bu çanta varmış yani. Şöyle size biraz anlatacağım. İçerisinde ürünler olduğu için çok ağır. Aslında belki de çantayı en son anlatayım. İçi boşaldıktan sonra göstermiş olayım. Şimdi öncelikle içerisini açalım. Ürünleri göstereyim ufak ufak. Evet, şöyle bir şapkayla başlıyoruz. Çantayı şöyle kenara alalım. Şöyle bir kundak aldım. Bunun kolları yok. Bu şekilde bacakları da yok. Yani böyle bir kumaş parçası aslında bu. Şu şekilde. Bu 1 ve 3 ay arasında. Karamel markasının. Şöyle. Ben bunu Gölet'te, bir önceki videomu izleyenler varsa eğer aranızda, Gölet'teki mağazadan aldım. Fiyatı da gayet uygun. Dolayısıyla böyle bir kundak istiyordum. Çünkü ben hep yeğenlerimde gördüğüm kadarıyla gerçekten uyurlarken küçük bebekler o irkilmeyle beraber hemen, yani ellerini bu şekilde yapıp uyanıyorlar. Biz de böyle işte müslin bezlerle falan sarardık ama çocuk açıyor tabii ki yani onu. O yüzden böyle bir şeye ihtiyaç vardı bence. Bunu da böyle çok sevimli, rengi falan da çok tatlı görünce aldım. Bunun 0 ay olanı da var ama 1-3 ay zaten 55 ve 62 santim arasında. Yani artık kaç aya kadar kullanırsa, kilosuyla da alakalı tabii ki ama. Bu fermuarı böyle açılabiliyor şuraya kadar. İşte bacaklarını sokuyorsunuz ve omuzdan itibaren böyle bebeği aslında içerisine kilitliyor. Bir de tabii ki şapkası var, böyle çok tatlış bir şeyle. Şöyle şapkası var. Bu böyle. Bunun farklı çeşitleri falan da olabilir yani farklı markalarda. Mesela kollarının çıktığı var. Hani daha ileriki aylar için kullanılsın diye. Ama hani bunun fiyatı çok uygundu. 70 liraya aldım yani ben bunu. Kumaş da çok güzel, yumuşacık. Böyle bir tulumumuz var. Bu da yine 1-3 ay. Yani ben aldığım her şeyi aslında 1-3 ay aldım. Çünkü hem daha sevimli oluyorlar, daha küçük. Elim hep bunlara gidiyor. Dolayısıyla ben bunları aldım. Artık alacak olanlar biraz daha hani zaten küçük almazlar diye düşünüyorum. Büyük alırlar hani ileride de giysin diye, ya da kilosunu boyunu bilemeyecekleri için hediye gelenler de daha büyük olur diye düşünüyorum. Bu böyle triko bir tulum. Şöyle dokusunu göstereyim. Çok güzel bir dokusu var. Bir de şapkası var yine şöyle. Bizim Eylül sonu, Ekim başı gibi inşallah kısmetse doğum olacağı için böyle uzun kollular alıyoruz tabii ki hep 1-3 ay olunca.
Öyle bir şey buldum. Ha, bu arada bunun fiyatı 140 TL olması lazım. 139.90'dı diye hatırlıyorum. Bunu da yine aynı mağazadan aldım. Böyle bir tulumumuz var. Bunun kumaşına bayıldım. Bu şekilde kadife mi diyorlar buna bilmiyorum. Yani kadife olması lazım. Zara'da buldum bunu da. İndirimli yanında 79 lira gibi bir fiyatı vardı. Şöyle patikleri var. Zaten bu şekilde patikli tulumlara bayılıyorum. O yüzden bol bol böyle tulum olacak. Hani ben daha cinsiyetini bilmediğim için şu anda sadece birkaç parça işte alabildiğimiz kadar kendimi tutamayıp alabildiklerim yani bunlar. Bu böyle çıt çıtlı. Burasından şöyle bacak yan bacağına kadar çıt çıtlı. O yüzden kullanışlı. Bu ürünü göstereyim. Bu hediye aslında. Öğrendiği zaman ablam, yani teyzesi hediye olarak almış demiş konuda. Bu küçücük ama o kadar küçük ki yani 0-1 ay zaten 50-56 santim 4,5 kiloya kadar. Dolayısıyla bunu hastanede bile giydirmeyi düşünüyorum. Yani eğer kız olursa tabii. Bakın görüyor musunuz? Ablam o kadar kız olacağını düşünüyor ki mini almış. Bakalım kısmet yani. Bundan bir sonraki, birkaç sonraki videolar yüksek ihtimal artık cinsiyetle alakalı olabilir diye düşünüyorum. Öğrenmek üzereyiz yani, birkaç haftamız kaldı. Böyle bir şeyi var. Önlüğü var. Ve bu da patikli. Bir de şöyle kollarında şu şekilde normalde kol yeri. İşte eldiven gibi yani, bunu böyle yüzün çizmesin diye bu şekilde yapıyorsunuz. Bu da ASY2'den. ASY2'nin daha önce videolarımda bahsetmiştim. Ürünlerinin kalitesi gerçekten çok güzel. Bir de bu ASY2 Green, yani organik koton gibi oluyor aslında. Hani ürünleri çok daha güzel oluyor diğerlerine göre. Bir de böyle bir tulumumuz var. Bu da benim babasına ilk söylediğimizde bu tulumu zaten almıştım ben. Daha hamileliğimi öğrenmeden önce almıştım. Sonra hamile olduğumu öğrenince de bu tulumla beraber bir sürpriz hazırlamıştık babasına. Bunun da yine şöyle kollarında eldiven yeri var. Şöyle fermuarlı, yok çıt çıtlı bu da, şöyle yan ayağına kadar. Bunu da ben yine bizim burada böyle tiki mağazadan aldım ama bu Idil Baby'nin markası. 0-3 aylık bu da. Şöyle bir şeyimiz var, bu da yine hediye gelmiş. Bu bizim aslında batıl inanç gibi. Bu yine teyzesinden. Genelde yani teyzesinden ama anneannesinden hediyeymiş gibi bunu ablam almış. Çünkü annem ne zamanki bir hamile haberi duysa, yani bu en yakınları da dahil, en uzak da dahil, böyle kilot alır. Yani don alır diyeyim. Çünkü hani don alalım, donansın gibi bir tabiri vardır annemin. Hani her şey bol olsun anlamında yani. O yüzden bu da böyle pembeli. Bu da pembeli. Bilmiyorum yani, erkek olursa sadece beyazını kullanacağız herhalde. Pembeyi giydirmem. Cinsiyet yetiştirmeyeceğim evet, ama hani bezi de pembe olmasın yani. Şunu aldım geçen gün. Bu da Bips'in bir emziği ama bu gece parlayanlardan. Şu şekilde. Şu şekilde şöyle. Rengi zaten hani bu her cinsiyete uyabilecek, kız ya da erkek de olsa uyabilecek. Çok küçük, bakar mısınız? Çok küçük ve şey, tutacak herhangi bir yeri yok bunun. Yani şeyi bağlayabileceğiniz bir alanı yok. Kullanılabilir diye düşünüyorum ben. Havlu aldık. Bunu da Çakra'dan aldım. Biliyor musunuz bilmiyorum. Ben sizi bilgilendirmiş olayım eğer bilmiyorsanız. İstanbul'da Galeria'da Çakra'nın outlet mağazası var. Ve orada ürünleri çok daha ucuza bulabiliyorsunuz. Bazılarının defoları olduğu için oradalar. Bazıları da ihraç fazlası mı bilmiyorum yani. Çünkü mesela bunda herhangi bir defo, hiçbir şey yok. Ama ben bu havluyu 100 liraya aldım. Ve inanılmaz güzel bambu kumaştan dokusu. Biz zaten odasına böyle zürafa detaylarına yer veririz diye düşünüyorum. Bir de benim kendi yaptığım seramik böyle zürafa bir tabak var. Yine odasına koyarız diye düşünüyorum. O yüzden bu havlu böyle bayağı büyük yani. Şey, banyo havlusu kıvamında. Hani aklınızda olsun, galeriye gittiğiniz zaman ya da o çevrede bulunuyorsanız mutlaka orayı ziyaret edin. Orada çarşaflar, işte mutfak eşyaları, pijamalar, böyle bebek ürünleri falan. Birçok bebek ürünü vardı bu arada. Hani ben biraz öğreneyim kız mı erkek diye beklediğim için çok saldırmadım. Sadece bunu aldık. Urla seyahatimizde bir bebek mağazasından bahsettim size. Bir bebek mağazasını gezdik birlikte.
hatırlayanlarınız vardır eğer izlediyseniz önceki videolarımı. İzlemediyseniz buraya galiba koyarım. Bu da o mağazadan aslında. Bunu bize Ece ve Serhan arkadaşımız aldı. Teyzesinden ve amcasından aslında bu. 0-3 aylık. Alttan açılıyor. Yani kafadan giydiriliyor, alttan açılıyor. Hani bez giydirmek için kolay aslında. Bu da yine organik kumaştan, kendi üretimleri. Mağazanın adı Antimi. O yüzden hani siz Trendyol'da araştırabilirsiniz. Trendyol'da mağazaları var çünkü bu ürünler de indirimliydi mağazasında. Trendyol mağazasında. Patiğimiz var. Bu patikleri Ecem teyzesi aldı. Arkadaşımdan hediye. O yüzden böyle müslüklüğün kumaştan çok tatlılar. Birbirlerinin içerisine girip kese gibi olabiliyor bu arada bu. Böyle bir şey var. Bunun hikayesini anlatmayacağım. Bunun hikayesini anlatmayacağım. Burada kalsın istemiyorum şu anda. Eğer cinsiyeti belli olursa bunun hikayesini anlatırım. Ama şu anda anlatmayacağım. Şu anda bana kalsın. Gizli kalsın bu. Bunun da fiyatı 180 lira civarındaydı. Ötekisi de 240 lira civarındaydı galiba. Ama Trendyol'da daha uygun, haberiniz olsun. Böyle bir çanta aldım. Bu aslında iki kız arkadaşım, bir girişim hikayesi. Sea Salt markanın ismi. Ve ürünü ben Instagram'da karşıma çıktı. Bu şekilde bir fermuarı var. Şöyle dibi var. Böyle de bir genişliği var. Yani şu şekilde böyle zarf gibi duruyor ama aslında dibi olduğu için buraya 2-3 emzik sığabilir diye düşünüyorum. Ben bunu emzik kutusu yapacağım. Emzik çantası yapacağım. Daha şurada da şöyle bir deliği olduğu için hani bir yerlere kancayla tutturabilirim diye düşünüyorum. Bir de şöyle bir biberonumuz var. Tommy Tippi'nin biberonunu aldım. Ben bunu Amazon'dan sipariş verdim. 55 lira kadardı galiba fiyatı. Yorumlarda kimisi plastik gönderdikleri olmuş, cam gönderdikleri olmuş. Ben de ne çıkacağını bilmiyordum. O yüzden bu böyle küçük bir cam biberon. 150 ml zaten. Çok rahat takılıyor. Çok rahat çıkıyor kapağı da. Burası çok yumuşak. O yüzden hani bayağı anne memesine uygun demişler zaten. Şurasında bir deliği var. Bu delikten de kolik bebekler için oradan işte hava çıkması sağlanıyormuş. Çok pratik. Şöyle bir ağzı var. Yani geniş bir ağzım var. O yüzden çok rahatlıkla yıkayabileceğim diye düşünüyorum. Normalde biberonlarda cam evet çok sağlıklı ama hani büyük biberon olduğu zaman bebekler için tehlikeli olabiliyor. İşte atabiliyorlar, kafalarına çarpabiliyorlar, orasına burasına zarar verebiliyor diye. Ben hani biberonları plastik alırım diye düşünmüştüm. Ama bu cam geldi. Çok da şey değilim yani, sıkıntı değil. Çünkü küçük bir biberon. Bu bir numarası. O yüzden akış hızı en az diye düşünüyorum. Umarım azdır gerçekten. Gelelim çantaya. Çantada da böyle bir metal ağzı var çantanın. Yani şuralarında bir metal var. Dolayısıyla içi dolu olduğu zaman ağzı bu şekilde sabit kalabiliyor. Şöyle içini göstereyim size. Burada bir cebi var. Biraz garip oldu ama. Burada bir cebi var. Burada da bir cebi var. Burada termal bir gözü var. Derin bir göz. Biberon koyuluyor. Burada fermuarlı bir gözü var. Burada da fermuarlı termal gözü var. Şu şekilde. Önündeki gözü görüyorsunuz. Burada böyle bir gözü var. Yanda yine fermuarlı bir gözü var. Derince bir gözü var. Şöyle. Bayağı hani şöyle. Burada da yine içerisine rahatlıkla ulaşabileceğiniz, yani buradan böyle göstereyim hatta. Hani ıslak mendil olur, bir şey olur, buradan rahatlıkla ulaşmak isterseniz diye böyle bir şey yapmışlar. Bu da çok hoşuma gitti benim. Hemen 2 dakikada oraya fermuarla uğraşmak zorunda değilsiniz yani. Ama burası şeysiz, direkt fermuarlı göz yani. Bir de bebek arabasına asılabiliyor. Arkası şu şekilde. Şöyle buralardan bebek arabasına asılabiliyor. O da benim çok hoşuma gitti. Büyüklüğü ideal bir çanta. Hani bundan hariç başka bir çantaya ihtiyaç duyacağımı zannetmiyorum şu an. Sağlam da görünüyor. Buraları patchwork. O da benim çok hoşuma gitti. Bu hamilelik sürecinde kendim için aldığım bir şeyi de göstereceğim size. Bir bikini aldım. Oysho'dan sipariş verdim online'dan. Böyle bir bikini üstü. Çünkü malum bu yaz işte artık Nisan'dan Eylül'e kadar falan havuzdur, denizdir falan girilecek ama eski bikinilerimin hiçbirisi olmayacağını düşündüğüm için hani en azından göğüsten dolayısıyla böyle bir bikiniye ihtiyacım vardı. İnce bir kumaş yalnız, hani göğüs ucunu gösterebilir diye düşünüyorum ama desenli olduğu için hani bilemiyorum, göstermeye de bilir. Bunun internetteki fiyatı
260 liradan 130 liraya düşmüştü. Altta da medium beden aldım. Normalde small giyiyorum. Altta bu şekilde takımı. Bu da 79 liraya düşmüştü 200 liradan. Fiyatları çok uygun bence. Kumaşları da zaten çok kaliteli. Biliyorsunuz önceden Onyx'ta çalıştığım için özellikle bikinilerin kumaşlarına çok güveniyorum. Bunlar bir tık daha ince diğerlerine göre ama kenarları lazer kesim. O yüzden rahat edebilirim diye düşünüyorum. Şimdi iki tane de kitaptan bahsedeceğim size. Bir de bu iki kitabı sipariş ettim. Bir tanesi Bebeğinize Fransız Kalın, bir tanesi 30 Milyon Kelime. Bunu aslında Instagram'da bir hesabın önerisi üstüne aldım. Henüz yeni başladım sayılır. Hani çocukların 0-3 yaşları arasında %85 beyin gelişiminin tamamlandığını ve bu süreçte ebeveynlerin nasıl davranması gerektiği hakkında genel olarak bahsediyor. O yüzden buna daha yeni başlıyorum. Buna da başladım. Aslında bu çok eğlenceli bir dille yazılmış bir kitap. Amerikalı bir kadının İngiliz bir erkekle tanışması sonucu evlenip Fransa'ya yerleşmeleri, Fransa'daki annelik sürecini anlatıyor aslında. Kitapta Fransız annelerinin çocuklara nasıl yaklaştığını inceleyen bir kadını görüyorsunuz. Ve aslında kendi çocukları biraz daha büyük ama çocuğunun yaptığı şeyleri yaşamış ve işte çocuğunun devamlı mızmızlandığını, ağladığını, işte her şeye tepki gösterdiğini ama Fransız bebeklerinin böyle olmadığını, işte çok uysal olduğunu, annelerinin de yine sakin olduğunu, hani bunu nasıl sağlayabildiklerini, işte bebeklerin ilk günden itibaren uyku düzenlerini bir şekilde oturtturduklarını, işte etrafta böyle bağıran, çağıran, ilgi çekmeye çalışan çocuklar olmadıklarını ve bunları nasıl, bu ebeveynlerin nasıl yaptıklarını, çocukların neden böyle olduklarını anlatan ufak ufak içerisinde bilgiler barındıran bir kitap. Günlük gibi böyle bir hayattan bir dille yazıldığı için ben önemli kısımların altını çizerek ilerliyorum. Bu şekilde çok daha sağlıklı. İleride geri dönüp bakmak istediğimde hemen altını çizdiğim yerler önemli yerler diye geri dönüp bakacağım. Bu şekilde. Umarım bu videomu beğenmişsinizdir. Umarım sizler için yararlı içerikler olmuştur. Kitaplar hakkında yorumlarımı zaten güncelleyeceğim. Açıklamalar kısmına da yorumlarımı yazabilirim. Yeni bir kitap videosu da çekebiliriz ilerleyen dönemde. Hani daha fazla okuduğum kitaplar olursa onlar için hepsiyle alakalı size kısa kısa özetler çekebilirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Eğer videomu beğendiyseniz beğeni tıklamayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere, hoşça kalın.